Herkeslere selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hocanız. 9. sınıf matematikte kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Artık ne yapıyoruz? Mutlak değerli eşitsizlikler başlığını atacağız. Beraber başlayacağız ama burada yine bir problem var. Meble kabul ediyor. Diyor ki benim 9. sınıf öğrencilerim mutlak değeri tabiri caizse içinden geçtiler. İncini cıncını her şeyini biliyorlar. Abi öyle bir dünya yok. Tekrar etmek lazım. Hatırlatmak lazım. Ama gel gelelim mebin kitabında hatırlatma yok bir şey yok. Ne yapacağım? Ben sana tekrar edeceğim. Sen hiç merak etme. Nasıl ki hani bu sayı kümelerini anlatırken kümesel işlemleri yapabilmek için ne gerekiyordu? Küme bilgisi gerekiyordu. Şimdi aralık kavramını mutlak değere çevirmeye çalışacağız. E ne gerekiyor? Abi mutlak değer bilgisi lazım. Biz ne yapıyoruz? O yüzden bunu bir ek ders olarak düşünebilirsin. Mutlak değeri hatırlatıcı bir ders olarak düşünebilirsin ama bunu anlamadan mutlak değerdeki eşitsizlik kavramını anlayamazsın. Onu da baştan sana söylemiş olayım. O zaman önce mutlak değerin tanımıyla, kavramıyla. Elimizde kalemler. Önümüzde 9. sınıf PDF ders notlarımız. İsteyen arkadaşlar RM Akademi'ni ne yapabilir? Katıl üyeliğinden bu PDF'lere ulaşabilir. Ne yapar? Benimle birlikte yazar çizer. Ya da ne yaparsın? Beyaz bir kağıda alırsın önüne. Ne anlatıyorsam yazıyorsun çiziyorsun öyle öğrenirsin. Dinleyerek matematik yapılmaz. Elinle kalemle öğrenilir. Gönder, gönder gelsin hocam diyorum. Bugüne kadar ki kaçıncı dersimize gelmiş olduk? 15. dersimize gelmiş olduk. Bazı arkadaşlar onu da sormuşlar. Hocam kaçıncı dersteyiz? Derslerin sayısı arttıkça karışmaya başladı. Hiç merak etme bundan sonra hem kapağı da yazıyorum hem şu çerçeveye de yazacağım. 15. dersindeyiz. Evet ne dedin hocam sen? Dedin ki önce mutlak değer kavramını bana hatırlatman lazım. Öncelikle ne diyoruz? Mutlak değer nedir? Nasıl doğmuştur? Şimdi hayatta bazı değerler vardır ki bunu negatif sayılarla gösteremezsin. Ya pozitif sayılarla göstermek zorundasındır ya da bunu neyle sıfırla gösterebilirsin. Ama asla negatif göster. Mesela ben kalksam ayağa burada. Kalktım hocam boyunu ölçelim senin desen negatif bir değer çıkma şansı var mı? Yok değil mi? Ya da desem ki senin bana olan uzaklığın desem. Sen nerede oturuyorsun? Ben Aydın Kuşadası'nda oturuyorum. Diyelim ki sen nerede oturuyorsun? Efendime söyleyeyim. Hocam Mersin'de oturuyorum. Ne? Oradan aklıma geldi. Aramızda şu kadar kilometre yol var. Ama şunu söylemezsin. Aramızda eksi 1500 kilometre. Böyle bir cümle çıkmaz ağzımızdan. Ne çıkar? Pozitif bir değer kullanırsın. Ya da yanacıma oturduğumda dersin ki biz birbirimize sıfır mesafede uzaklıktayız. En fazla sıfırı kullan, En az sıfırı kullanırım. Daha az değerler kullanamam. İşte bazen öyle değerler vardır ki negatif sayılarla ifade edilemez. Orada mutlak değer devreye girer. Genelde de uzunluk kavramı, uzaklık kavramı, ağırlık kavramı gibi değerler mutlak değerle ifade ediliyor. Bir binanın giriş katı hariç önce bak bir soruyla başlayalım mutlak değer kavramını anlamaya çalışacağım hariç üstünde 6 altı kat altında 5 kat bulunmaktadır. Şimdi bak sıfırıncı kat üstünde 6 altı kat altında 5 kat. Katlar arası yükseklikler eşit. X bir birim olmak üzere. Bu binanın içinde asansörün paneli aşağıdaki gibidir. Asansör düğmeleri bunlar. Bu asansöre giriş katından giren Necati 3 kat yukarı çıkmış. Şimdi Necati giriş katı dediğimiz yer neresidir mantıkken? Sıfır desin. 3 kat yukarı çıkarsın. 1, 2, 3. 3 kat yukarı çıkmış. Tamam hocam. Sonra da 5 kat aşağı inmiştir. Sonra da onu 5 kat aşağı indirelim. Neredeydim? Buradaydım. 1, 2, 3, 4, 5 kat. Pardon. 3'ten başlamayacağım. Zaten 3'teydim. Doğru mudur? Bak zaten 3'teydim. 1, 2, 3, 4, 5 kat da aşağı in Tamam mıyız? Buna göre Necati toplam kaç birim yol almıştır? Kaç toplam birim yol almıştır? Ya da toplam kaç birim yol almıştır? Bunu hesaplamamızı istiyor. Şimdi bak. Asansörün kutularını buraya doğru koyalım. 0 burada. Önce ne yapıyor? Yukarıya doğru 3 birim çıkıyodum. 1 2 3. Buradan buraya giderken kaç birim yol aldı? 3 birim yol aldı. Sonra 5 kat aşağı inecek. 1 2 3 4 5 katta aşağı indi. Doğru mudur? Peki toplamda kaç birim yol almış oldu böylelikle? 3 birim oradan, 5 birim buradan toplamda 8 birim yol almış oldu. Peki normalde giriş katına göre ne kadar değişti? 2 birimlik bir değişimi yaşadı. Ama normalde bütün aldığı yolu sorarsam eğer 3 birim yukarı 5 birim aşağı toplamda 8 birim yol gitmiş oldu. Şimdi burada bir uzaklık kavramı kullandık. Gittiği yolu kullandık. Negatif çıkma şansı var mı? Hocam eksi ikinci katta. Al o katı o. O beni ilgilendirmez. Bu binanın katlarını sayı doğrusu üzerinde gösterin diyor. Bak ben bunu eğer bir sayı doğrusu üzerinde tarif etmek istesem giriş katı sıfır burası olur. Ne yaparım? 1, 2 3 4 5 6 kat yukarı çıkabiliyorum ya da 5 kat aşağı inebiliyorsam aslında yaptığım işlem tamamen budur abi. Tamam mı? Bak benim bütün binam bu sayı doğrusu üzerinde. Hala daha mutlak değer kavramı Bak bu soruda oturabilir bence. Farklı zamanlarda asansöre binen iki kişiden biri dördüncü kata, diğeri eksi beşinci kata inmiştir. Bu iki kişi arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi ben bu katları alıp burada sayı doğrusu üzerinde sana anlatırsam aslında mevzuyu tam olarak çözeceksin. Şimdi biri geldi. Nereye çıktı? Dördüncü kata çıktı. Evet hocam. Diğeri geldi. Kaça indi? Beşinci kata indi. Ama eksi beşinci kata indi. Aralarındaki mesafeyi soruyorum. Şimdi giriş katı neresi? Sıfır. Sıfırdan eksi 5'e gidebilmek için Kaç birime ihtiyaç var 5 birim Sıfırdan 4'e gidebilmek için kaç birime ihtiyaç var 4 birime Toplamda kaç birim yol almış oldu 9 birim yol almış oldu Tabi soru bana her bir kata sırasına X birim dediği için Misal bu soruyu da cevaplarken 8x birim demem gerekiyordu Burada da toplam aralarındaki mesafeyi yazarken kaç x birim yol almıştır diyeceğiz. Aralarındaki mesafe kaç x birimdir diyorum. 9 x birimdir diyorum. Dikkat et. Normal şartlarda eksi 5 ile 4'ü toplamaya çalışsam cevap eksi 1 çıkıyor. Ama uzaklık kavramı negatif gösterilebilir mi? Gösterilemez. Bak sıfıra olan mesafesi. Ya da baktığım şey ne aslında? 4'ün eksi 5'e olan uzaklığı. Kaç birimmiş? 9 birimmiş. Mutlak değer dediğimde aklında tek bir kelime canlansın. Hani ola ki yolda yürüyorsun. Denk geldin beni gördün. Aa Mehmet Hoca lan rehber matematik. Koş koş bir fotoğraf çekilir. Ben de çok isterim ne olur gördüğünüzde selam verin muhakkak. Hocam ben 9. sınıflardan Adem bilmem ne bilmem ne isim şöyle böyle. Neyse. Hocam bir fotoğraf. Benim sana söyleyeceğim ilk cümle. Bana mutlak değeri tek kelimeyle söyle. Bunu söylersen tamam sana çay kahve bile ısmarlarım ayıpsın. Lütfen bana şimdi mutlak değeri anladığın kadarıyla tek kelimeye sığdırmak istesen ne dersin? Uzaklık diyeceksin. Uzaklık sıfır olabilir. Pozitif değerler olabilir ama asla bir negatif değer olamaz. O yüzden mutlak değerli bir ifade asla negatif çıkamaz. Bugüne kadar şehir esraneleri belki sana şöyle anlattılar. İşte mutlak değerin içine girer hep pozitif. Abi bırak bunları. Mutlak değer çamaşır makinesi. Oğlum en saçması da olan atıyorsun içine beyazlar çıkıp bir şeyler diyorlar. Abi biz çamaşır mı yıkıyoruz? Biz matematik yapıyoruz gözünü seveyim. bunun o kadar da ya belli bir mantığa oturtmak lazım. Öyle bir mantık mı olur? Mutlak değerin tanımı. Her şeyi unutuyorsun. Mutlak değerin tanımını yeniden benle birlikte öğreniyorsun. Ne diyor? Sayı doğrusu üzerinde alınan bir x sayısının sıfıra olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir. Ve nasıl gösterilir? mutlak içerisinde x ile gösterilir. Lütfen söyle bakayım şimdi. Bak tanımı söylersen öğrenebilirsin. Matematik tanımlar kavramlar üzerine kurulu. Eğer bu tanımları anlarsan şimdi ileriki sınıflarda çok rahat ederiz seninle. Söylüyorsun şimdi benimle birlikte ne diyeceğim hocam? Mutlak değer ne demekmiş? Mutlak içerisinde x'in Türkçe karşılığı neymiş? Bak mutlak içerisinde x var gözümün önünde duruyor abi. Ne diyecek misin buna? Hocam mutlak içerisinde x'in anlamı x'in sıfıra olan uzaklığı. Ya uzaklık kavramı ya sıfır çıkar Üstündeyimdir belki sıfırın. Ya da sağında solunda bir yerinde olabilirim ama pozitif çıkar. Doğru mudur? O halde biz eğer elimizde mutlak x şeklinde bir ifade varsa bunu gösterirken şöyle gösterebiliyoruz. x eğer sıfırdan büyükse yani mutlak değerin içi pozitifse dışarı aynen çıkar. Bak aklında kalması gereken tablo kesinlikle bu. x dışarı aynen çıkar. Niye hocam bak x sıfırdan büyük. Nerede? Sıfırın sağ tarafında. Peki benim sıfıra olan uzaklığım kaç birim? X birim. Bak direkt yazdım X birim diye. Eğer sıfırsa ya X sıfıra eşitse cevap da sıfırdır. Bu da yine aynen yazılabilir. Bunda bir şey yazmayacağım. Eğer X denen sayı sıfırdan küçükse ya da kısaca mutlak değerin içi negatifse önüne eksi alarak çıkar. En önemli kavram bu. Yani işaret değiştirip çıkar. İşaret değiştir. Hocam pozitif yaptık. Hayır. Biz buna işaret değiştirme işlemi diyoruz. Arkadaş bak. Eksi x'in de sıfıra olan uzaklığına sen ne yazıyorsun? Aslında x birim yazıyorsun. Aslında ne yaptım? Eksi x'in önüne bir eksi koydum. İşaretini değiştirdim. Artı x'e çevirdim. Demek ki bu ifade mutlağın dışına nasıl çıkacakmış? X olarak çıkacakmış. İnşallah mantığını anlıyorsundur. Ama daha da net anlatacak bazı örneklerim var. Önce temel örneklerle ele bir başlayalım. Hocam mutlak içerisinde 8'in anlamı nedir? Bak bunun anlamını bilmiyorsan çözme. Hocam 8 bak ben onunla ilgilenmiyorum. Benim derdim ne? Sayı doğrusunda 0 var. Sayı doğrusunda 8 var. Aradaki mesafe. Kaç birim? 8 birim. Lütfen bu mantıkla öğrenmeye çalışalım. Çünkü 9. sınıf bu yeni müfredatta bizden istediğim tamamen mebim bu. Arkadaş şurası eksi 3. Üç. Eksi 3'ün 0 olan uzaklığı kaç birim? 3 birim hocam. Eksi 7. Eksi 7 dediğim yer aslında neresidir? 0'a eksi 7. Eksi 7'nin 0'a olan uzaklığı kaç birim? 7 birim. Aslında ne yapıyorum? Bak şimdi tanıma uygun yapayım. İçerisi nasıl sayı? Negatif sayı. Negatif sayılar önüne eksi alıp geliyor ya da işaret değiştiriyor. İşaret değiştirince cevabı ne oldu? 7 birim çıktı. Kafalarda zerre soru işareti yok. Kim ne yapalım önce içerideki işlemleri bir çözelim. Hocam 4'ten 6 çıktı ne kaldı? Eksi -2 kaldı. Eksi -5'ten 2 çıktı pardon bak bu aslında ne anlama geliyor burası bir yazmakta fayda var. 5 eksi 2 anlamına gelir. 5'ten 2 çıktı 3 kalır. Peki eksi 2 ne demektir? Mutlak içerisinde eksi 2. Eksi 2'nin 0 olan uzaklığı 2 birim hocam. Ya da önüne eksi alarak çıkar. Bu eksiler gider bak artı 2 olarak geldi. Mantığı anladın. 3 zaten 3 diye çıkacak ama dışarıda olan bir eksi var. Cevabım ne geldi? Eksi 1. Şimdi kritik soru abi. Eksi 15 dışarı nasıl çıkar? Artı 15 çıkar. İşte senden duymak istediğim kısım burası. Hocam biz bunları birbirinden çıkaramayız. Aslında çıkarız şöyle çıkarız. Sen kök 3'ün hangi iki tam sayı arasında olduğunu öğrendin geçen derslerde. Beraber karekökü kökü işlerken yaptık bunu. Dedik ki kök 4'ten küçüktür, kök 1'den büyüktür. O halde 1 ile 2 aralığında bir yerdedir. Tamam mı? Sen öyle bir sayı seçtin ki bu 1 ile 2 aralığında bir yer. Tamam mı? 4 mü büyük? 1 2 arasındaki sayı mı büyük? 4 büyük. Bu kim? Küçük. Bunu da asla unutma. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa cevap her zaman sıfırdan büyük yani pozitif. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa cevap her zaman sıfırdan küçüktür. O zaman diyorum ki hocam bak bunun içi kesinlikle pozitif. Ne dedik mutlak değerde? İşte mutlak değerin tanımını bize gösteren cevap geliyor. İçerisi pozitifse dışarı aynen çıkar. Yani bu şekilde dışarı çıkar. Ne yazdın hocam buraya bak. Aynen cümlesini ben sana sırf burada ha, ha, şey olsun diye, ayran falan da yazmıyordu. Ha? Aynen yazıyor. Niye? İçerisi pozitifse yani sıfırdan büyükse dışarı aynen çıkar. İçerisi negatifse dışarı nasıl çıkar? İşaret değiştirip çıkar. Bunu öğrenmemiz önemli. Bunu öğrenemezsek mutlak değeri öğrenemeyiz. Mutlak değer bunun üstüne kurulu. Bugüne kadar belki de mutlak değeri yapamıyorsan sebebi bu. Şimdi soruyorum sana. Birden köküçü çıkarıyorum. Köküç denen sayı mı daha büyük? Bir mi daha büyük? Aa hocam köküç birden küçük. Pardon köküç daha büyük bir sayı. Demek ki bu küçük sayı bu büyük sayı. Küçük sayıdan büyük sayı çıkınca her zaman ne kalıyormuş hocam? Cevap negatif oluyormuş. Demek ki bunun içerisine negatif. O zaman buradaki arkadaşı ne yapacağım? İşaret değiştirip çıkaracağım. O artı bir dışarıya 1 diye o eksi- kök 3 dışarıya artı kök 3 diye çıkacak. E hocam cırt sana cırt sana bunlar gitti. Dörtten bir çıktı üç. On beş üç daha cevap ne geldi? On sekiz. Belki de en kritik sorularımızdan biri buydu. Ama bunu anlıyorsan sıkıntı yok. Üst alma işleminde de yine sıkıntı yaşamıyoruz mutluluğun içerisinde. Dikkat et ama bu dördün karesi. Önündeki eksi hala kalıyor. Eksi on altı artı. Bu eksi üçün üçüncü kuvveti. Artık biliyorsun üstü sayıları. O yüzden biraz daha rahat geçiyorum. Eksi yirmi yedi. Eksi on altı dışarı on altı diye çıktı. Eksi yirmi yedi dışarı artı yirmi yedi diye dışarı çıktılar. Diyorum ki 7, 6 daha 13'ün 3'ü elimde var. 1, 3, 1 de elde ne geldi? 43. Hadi bakalım Kütah kütahya mı 43? Kütahya'ydı galiba. Kütahya'ya selam olsun. Şimdi geldik önemli bir dikkate. Yine mutlak değerde çok önemli bir cümleyle başlıyorum. Ne diyorum? Mutlak içerisinde A'nın cevabı mutlak içerisinde eksi A'ya eşittir. Çünkü ne demek istiyorum biliyor musun? Bak mutlak içerisinde A dediğim sayı aslında sıfırın a'ya ya da a'nın sıfırı olan uzaklığıdır. Kaç birimdir? A birimdir. E hocam ben eksi a'nın o tarafa gittim. Arkadaş burası da a birim uzaklıktadır. Yani bu mesafeler birbirine eşittir. O halde ha mutlak içerisinde eksi ha mutlaka birbirine eşittir. Kısaca mutlak içinde eksi 3 ne demek? Bak Türkçe düşün uzaklık. Eksi 3'ün sıfır olan uzaklığı 3 birim. E artı 3'ün sıfır olan uzaklığı kaç birim? 3 birim. O zaman bu iki değer birbirine her daim eşit. Yani bir sorunun içerisinde eksi y vermişler hocam bize. Aslında cevap neye eşit? Y'ye eşit. E hocam bize eksi 2x vermişler. Abicim içerideki eksi yutabiliriz. <laughs> Bitti bu kadar. Niye? Ha eksi 2x artı 2x. Fark etmez. İkisinin de sıfır olan uzaklığı aynıdır da ondan. Şimdi mutlak değerde geldim önemli bir kavrama daha. A ile B arasındaki uzaklıktır mutlak değer denen şey. A ile B arasındaki uzaklığı da A'dan B'yi çıkararak bulacaksın ama neyin içinde mutlakın içerisinde. Çünkü kimin büyük kimin küçük olduğunu bilmiyorum o yüzden mutlak koyuyorum. Peki A'nın B'ye olan uzaklığıyla B'nin A'ya olan uzaklığı aynı şey değil midir? aynı şeydir. Burası özellikle Meb'in bizden istediği, bilmemizi istediği noktalardan biri. Şimdi altına sadece onlarla ilgili sorular çözeceğim birazdan. Ama şuna da bakmakta fayda var. A eksi B mutlak değerce. iki tane sayının birbirine uzaklığı en küçük kaç olabilir? Sıfır olur hocam. O sayılar birbirine eşitse mesela şu, sorum şu tamam mı? Hocam 2'nin ikinin... İkiye olan uzaklığı kaç birimdir? Hocam dalga mı geçiyorsun? İkinin ikiye olan uzaklığı mı var? Var aslında. İkinin ikiye olan uzaklığı sıfırdır. Peki 2'nin ikiye olan uzaklığını nasıl göstereceğim? Bak böyle. Bunu bana okumayı öğrenmen lazım. Çok kritik. 2'nin Arada eksi varsa ikiye olan uzaklığıdır. İkinin ikiye olan uzaklığı kaç birimdir? Sıfır. Mutlak değer daha küçük bir değer alamaz. O halde bir genelleme yapalım. Mutlak içerisinde x değeri her zaman sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmak zorundadır. Bu bilgiyi de böyle ekstra olarak sana vereyim. Lütfen bu yazdıklarımı, bu not aldığım kenara bak bu ufak notlar var ya çok kıymetli. Yaz bunlara. Rehmet Ayfa yazar zaten ben onu biliyorum. Şimdi geldik buraya aşağıda verilen cümleleri matematiksel olarak örnekteki gibi ifade ediniz. Sayı doğrusunda gösteriniz diyor. gösterin. 8 sayısının 0 olan uzaklığı önce sayı doğrusunda göstereceğim. Sonra matematiksel olarak göstereceğim. 8 sayısının 0 olan uzaklığı demek 0 burada 8 burada bak. Buradaki mesafeyi soruyorum sana, biz bu mesafeyi normalde nasıl gösteriyoruz? Mutlak 8'de gösteriyoruz. Peki bu mesafe gerçekte burada kaç birim 8 birim o zaman mutlak 8'in cevabı kaç 8? mantığını anlamamız önemli. 9 sayısının 5 sayısına uzaklığı bak en kritik yerlerdeyiz. Lütfen burayı öğrenmeden a bunlar kolaymış diyerek geçmiyoruz. Çok dikkat ediyoruz. 5 sayısı burada hocam. 9 sayısı burada. 9'un 5'e olan uzaklığı, 9'un 5'e olan uzaklığı kaç birimdir? Say bak aradaki var. 6 7 8. 4 birim hocam. Ha buradan burası 4 birimmiş. Peki biz bunu matematiksel olarak nasıl gösteriyoruz aslında? 9'un Dokuzun... 5'e olan uzaklığı 9-5 ama neyin içinde mutlağın içinde ya da şöyle de gösterilir bak 5'in 9'a olan uzaklığı La aynı şey ha 9'un 5'e uzaklığı ha 5'in 9'a uzaklığı ikisinin de cevabı ne geldi 4 burada çok kritik bir bilgi veriyorum hocam bak bu iki sayının tam ortasındaki 7 sayısı ikisine de eşit uzaklıkta mı eşit uzaklıkta tam ortadaki sayıyı nasıl bulurum 9 ile 5'i toplarım 9 ile 5'i toplarım 2'ye bölerim 14'ü 2'ye böldüm tam ortası kaç 7 bak bu ne işimize yarayacak dursun aklında kalsın bir sonraki ders işimize yarayacak ben şimdiden söyleyeyim sana da yine sayı doğrumu çizdim bu sefer kimle kimin arasındaki mesafeye bakıyorum 11 ile eksi 7'nin 11 burada olsun eksi 7 burada olsun bir de bunların aralarında bir de 0 vardır doğru mu bak 11'den eksi 7'ye kaç birim acaba buradan burası kaç birim 11 birim. Buradan burası kaç birim? 7 birim. E toplam kaç birim yaptı? 18 birim yaptı. Peki ben bunu matematiksel nasıl göstereceğim? Mutlak değer içerisinde 11 uzaklığı göstermek için hem mutlak değere hem eksiye ihtiyacım var. Eksi eksi 7 yapacaksın. Tamam mı? Bunu oku bakayım. 11'in eksi 7'ye uzaklığı. Oldu mu? Süpersin. Peki burada eksiler birbirini götürür. Cevap ne kadar mutlak değer içerisinde? Şöyle mutlak değerimi önce koyuyorum. 11 artı 7 olur. 11 7 daha ne yaptı? 18 yaptı. Dışarı nasıl çıktı? 18 yaptı. Gerçekten de bak biz onu zaten sayı doğrusu sayı doğrusu sayı doğrusu sayı doğrusu üstünde göstermiştik. Eksi 15 sayısının eksi 9'a olan uzaklığı. Hemen bakıyorum. Ne yapıyorum? Önce yazıyorum bu ifadeleri. Neresi eksi 15? Eksi 15 burası. Eksi 9 neresi? Burası. Bunlar arasındaki uzaklığı soruyor. Kaç birim? İstersen tek tek say. 6 birim. Ama bana matematiksel yazman önemli. Eksi 15'in eksi, eksi 9'a olan uzaklığı. Bak. Eksi 15'in eksi 9'a uzaklığı. Lütfen bu şekilde okumaya çalış. Bak eksi 15 artı 9 yazdım artık burada yazdı. Mutlak değerce eksi 6'ya eşit mi? Eksi 6'ya eşit. Cevap ne eşit? 6'ya eşit. Vurdum cevabı geldim sıradakine. Aşağıdaki matematiksel ifadelerin olabilecek sözel karşılıklarından birini yazınız diyor. Bunu yazmaya çalışalım. Bak burada ne var? 12'nin 7'ye uzaklığı. Oku benimle birlikte yaz benimle birlikte. Hocam bu önemli mi? O kadar önemli ki bir ders sonra anlayacaksın. 12'nin 7'ye uzaklığı anlamına geliyor. Lütfen bunu yazalım. Ama tersi de doğru değil mi? 7'nin 12'ye uzaklığı. Aynı anlama. Ben birini yazayım yeter. 2'nin eksi 9'a uzaklığı. 2'nin eksi 9'a uzaklığı. Bunu yazabiliyor olmamız gerekiyor ki bir son giderse. Yani Meb'in bizde nasıl istediği kazanımı öğrenebilelim. Hocam burada 8 artı 4 var. Uzaklıktan bahsedemem. Aslında bahsedersen. Bak burası aslında 8... Eksi eksi 4 diye yazılır. Misal bak bu yukarıdaki ifadeyi ben istesem şöyle yazamam mı? Bu eksiler birbirine götürdü hocam. 2 artı 9 yazarım. Ama uzaklık olarak okumak için o eksiyi kenarda tutuyorum. Tıpkı burada yaptığım gibi izle bak bu eksiler birbirini götürdü artı oluyor aslında. Ama soruyu yazabilmem için böyle gözüküyor. 8'in eksi 4'e uzaklığı 8'in in yazamadık 8'in eksi 4'e uzaklığı lütfen benimle birlikte bunları not al. Sadece izleyerek matematik öğrenemezsin, öğrenemezsin, öğrenemezsin. Şimdi senin devrelerini biraz yakacağını düşündüm. Bazı mutlak değer soruları var burada. Bakalım beraber. X sıfırdan büyük olsun. X sıfırdan büyükse nedir? Pozitiftir hocam. Mutlak içerisinde X. Eğer X sıfırdan büyükse bak bu tabloyu tek başına yazamıyorsan sıkıntı yaşarız. Hangi tablo hocam? Şunu. Eğer mutlak içerisinde x dışarı aynen çıkıyorsa x nedir? Sıfırdan büyüktür. Dışarı nasıl çıkardım? Aynen çıkardım. Eğer sıfırsa zaten x direkt sıfırdır. Ya da eksi x olarak çıkıyorsa nedir? Yani önüne eksi alıp çıkıyorsa ya da işaret değiştirip çıkıyorsa diyoruz ona değil mi biz? İşaret değiştir yazalım tamam mı? Negatiftir. Şimdi mutlak içerisinde x direkt x'e eşit. Niye? Sıfırdan büyükse aynen çıkar. Hocam eksi x var içeride. Ben sana bir kural daha öğrettim. Hatırla. Az önce mutlak x ile mutlak eksi x aynı şey mi? Aynı şey. Aslında eksi x yazdığım şey mutlak x mi mutlak x? Mutlak x neye eşitli hocam? X'e eşitli. Çünkü x sıfırdan büyük dışarı aynen çıkar. Eksi 2 x ile artı 2 x mutlak içerisinde artı 2 x. Aynı şey mi? Aynı şey. 2 x pozitif mi? Pozitif. Dışarı çıkar? Aynen çıkar. 5 x dışarı aynen çıkar. İçerisi pozitif olduğu sürece. Şimdi böyle olunca kolay oldu tabii. Peki sorum şu. Eğer x sıfırdan küçükse bu arkadaş dışarı nasıl çıkar? Şimdi şuna karar ver. İçerisi negatif mi? O zaman işaret değiştirip çıkaracaksın. Hocam içerse. Abi önce şunu yaz. Eksi x ile mutlak içerisinde mutlak x aynı şey mi? Aynı şey. Mutlak x'in işareti nedir? eksidir. O zaman dışarı nasıl çıkar? Ay pardon işaret değiştirip çıkar. Hocam eksi 3x dışarı nasıl çıkacak? Ama önce düzenleyelim. Mutlak içerisinde 3 x e eşittir. 3x negatif bir sayıdır. Nereden biliyorum? Abi x negatif. 3x de negatif olur o zaman. E, 3x negatifse dışarı işaret değiştirip çıkıyor. Hani hocam biz mutlağın dışına negatif çıkamıyorduk diyeceksin değil mi? Abi bu negatif bir sayı değil. Anlam var lütfen x negatif bir sayıysa önündeki de negatifse negatif iki sayının çarpımı pozitif değil midir? E artık bu bir pozitif sayı olarak düşünülecek. Heyecan yaptık. Gel dışarı nasıl çıkar? 4 x diye çıkar. Niye celallendim ben bilmiyorum. Ama burayı anlamanı istiyorum. Çünkü anlamazsan yapamayız devamını. Şimdi bak kritik bir soru. X dediğim sayı nerede? 3'te 5 arasında. Şuna karar ver. X mi daha büyük 6 mı? 6 daha büyük. O zaman küçük sayıdan ne yapmışım? Büyük sayıyı çıkarmışım. Küçükten büyük çıkarırsa içerisi her zaman ne oluyordu? Negatif. X mi daha büyük 2 mi daha büyük? Bak X 3'ten büyük oldu X daha büyük 2 daha küçük sayı. Önce büyüklüğüne küçüklüğüne karar ver. Süper. İkisini topluyorsan ikisi de pozitifse zaten cevap ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Önce mutlak değerlerin işaretine karar verdim. Şimdi dışarı çıkarım. Bu eksi ise önüne ne alıp çıkacaktı? Eksi alıp çıkacaktı ya da işaret değiştir. Aynı şeydir. Şimdi bak sorudan gelen bir eksimiz var. Bu dışarı nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. Dışarı aynen çıkarttım. Ama sorudan geliyor o eksi. Ben koymadım onu. O sorunun bana verdiği bir eksi. Dışarı nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. Önünde de artı var. O zaman aynen çıkarabilirim. Eksileri dağıtarak geldim. Eksi x artı 6. Eksileri dağıtarak geldim. Hop. Eksi x. Eksi x artı 2 artı x artı 1 ifadesi. Şimdi gidenler gitsin mi? Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Hocam başka da giden yok herhalde. Güzel. 6, 7, 8 bir de elde 9. Şuradan ne geldi? Eksi x. 9 eksi x benim aradığım cevaptır. Şimdi mutlak değerin hemen hızlıca özelliklerini sana göstereyim. Artık gerçek konumuza geçelim ama mutlak değer kavramının anlaşıldığını düşünüyorum artık. Şimdi iki tane mutlak değerli ifade toplanıyorsa cevap sıfırsa abi kurtuluşu yok mutlak değerli ifade en küçük ne olabilir? Sıfır olabilir. O zaman bunların içleri neye eşit olmak zorunda? Sıfır. Güzel. O zaman benim önüme şöyle bir soru gelirse 2x eksi 8 mutlak değerci artı 3y eksi 21 mutlak değerci toplamları sıfırsa. Şimdi iki sayının toplamı normalde ne zaman sıfır olur? Hocam eksi 5 artı 5'i topladım sıfır çıktı. Hocam yok 13'ten 13'ü çıkarttım cevap. Yani bunun artı 13 bunun eksi 13 çıkma şansı var mı cevabın sıfır gelmesi? Hayır yok. Neden yok? Abi mutlaklı ifadenin alabileceği en küçük değer sıfır. O yüzden neyle neyi toplarsam sıfır yapar? Sıfırla sıfırı başka şansı yok. İspatı da bu tamam mı? O halde içlerini sıfıra eşitliyorum mutlak değerlerin. Cevap sıfıra eşit olduğu için. Denklemi çözüyorum. X eşittir ne geldi? 4. Aynı şekilde 3Y eksi -21 21'i sıfıra eşitliyorum. 3Y eşittir 21. Y'nin cevabı ne geldi? 7. Soru benden neyi istiyordu hocam? X artı 7, 4 artı 7'den doğru cevabım yan yana iki kazık anlamayana çok yazık. 11 dedim vurdum cevabı. Şöyle geçtim sıradakine. X bir gerçel sayı olmak üzere. Mutlak içerisinde X eşittir A ifadesi varsa. Şimdi bak bunu ne demek istiyorum biliyor musun? Bunu nasıl okuyorduk? X'in sıfır olan uzaklığı. Neden böyle okuyoruz aslında biliyor musun? X'in sıfıra olan uzaklığı. Ha böyle yazmışım ha böyle yazmışım. Okunuşuna da tanımına da uyuyor. X'in sıfıra olan uzaklığı. Kaç birimmiş? A birimmiş. Yani sıfır buradaysa A birim buraya gidince X oluyormuş. Ya da A birim buraya gidince burası da ne oluyormuş? Eksi x olmaz mı mantığı yani? Şurası birbirine eşittir. Sıfır eksi x ile artı x'in tam ortasındadır. Yani x değeri ya a'ya eşittir hocam ya da eksi a'ya eşittir. Bunu eksi x olarak yazmayayım da şöyle yazayım. A birim sola gidersem eksi a'ya giderim. A birim sağa gidersem a sayısına giderim. Bu daha güzel oldu. Hocam çarpım durumunda verilen mutlak değerli ifadeler nasıl yazılabilir? Ayrılarak yazılabilir. Mutlak x çarpı mutlak y şeklinde işlem yapabilirsin. Bu da aslında bilmemiz gereken konulardan biri ama ben hatırlatmasını yapıyorum. Bölüm durumunda da mutlak değerli ifadelerde işlem yapmak için bölümleri ayırabilirsin. Üslü ifadelerde de üssü dışarı atabilirsin. Örneğin önce mutlağını alır, sonra üssünü kuvvetini alırsın. Ama benim asıl derdim bir sonraki derse yatırım olması açısından şunları öğretmek. X eşittir 7 olduğuna göre X'in alabileceği farklı değerlerin çarpımını bulun. Lütfen bunu denklem çözer gibi yapma. Buradaki amacım hatta bunu izleyen sayın hocam da varsa sayın hocalarım aslında buradaki amaç sayı doğrusu üzerinde gösterip sağa doğru 7 sola doğru 7 gidip iki sayı arasındaki uzaklıktan aralık kavramına bağlamaya çalışacağız bir sonraki ders amacımız bu bunu da izleyen hocalarım varsa yani e, kabul ederlerse söylemiş olayım. Haddim değil yoksa. Efendim ne dedik? X sayısının sıfır olan uzaklığı. Bak X sayısının sıfır olan uzaklığı kaç birimmiş? 7 birim. Ama 7 birim sıfırın sağına da gidebilirim hocam. Soluna da gidebilirim. Doğru değil mi? 7 birim soluna da gidebilirim. Eğer 7 birim sağına gidersem cevap ne çıkar? X eşittir 7 gider. Eğer soluna gidersem orası negatiftir. X'in cevabı ne çıkar? Eksi 7 çıkar hocam. Ha, O zaman biz mutlak değerli bir soruda denklemde cevap bulurken aslında yaptığımız işlem şudur. X ya 7'ye eşittir ya da eksi 7'ye eşittir. Yani bir artalısını bir eksilisini yazıyorsun. Niye? Bak aynısını burada yapmadık mı genç? Şuraya bak. Bak mutlak içerisinde x ya x eşittir a'ya ya x eşittir eksi a'ya eşit. Bir artılı bir eksili. Niye mutlakla yaparken hocam sayı doğrusu çizdin? İşte şimdi mantığı geliyor. Lütfen bunları sayı doğrusunda çizmeyi öğren. Çünkü amacımız sayı doğrusunda hep. Hop güzel arkadaşım son 3 soruda her şeyi bulmuşum ama soru özellikle mesela bak. 10. soruda benden ne istiyor? X'in alabileceği farklı değerler çarpımını. Ben X'leri buldum. 7 ve eksi 7. O zaman çarpımı ne gelir? 7 çarpı eksi 7'den doğru cevap bu soru için ne olacaktır? Eksi 49 olmalı. 11. sorunun sonunda da görüşeceğiz. Bana önce burayı oku. X'in 2'ye olan uzaklığı. Bir dakika çizelim. Şimdi öyle bir X sayısı var ki sayı doğrusunda kim varmış? 2. 2'ye olan uzaklığı kaç birimmiş? 5 birim. Ya 2'ye olan uzaklığı 5 birim. Sağına gidebilirim. 2'nin sağına 5 birim gidersen nereye gelirsin? 7'ye. Ha, x7 olabilir hocam. Ya sen niye sağına gidiyorsun? Arkadaş x denen değer soluna da gidemez misin 2'nin 5 birim? Soluna gittiğimde değeri ne olur? 2'den sola doğru 5 birim git bak. 2 desin. 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 yazayım bak. 1, 2, 3, 4, 5 birim gidince cevap ne oldu? Eksi 3 oldu. Bunun da cevabı nedir? X için eksi 3'tür. Ama biz bunları çözerken tabii ki sayı doğrusunda böyle çözülecek. Ama çözerken şunu yapacağız. Daha pratik olması için. X eksi 2'nin cevabı ya 5'tir hocam ya da eksi 5'tir. Hani mutlaklı ifade ya a ya ya eksi a ya eşitti ya. Bir artılısına bir eksilisine eşitliyorsun. E denklem çözmeyi biliyorsun. Eksi 2'yi karşıya attım. X buradan ne geldi? 7 geldi. Eksi 2'yi karşıya attım. Eksi 5 artı 2'den. X'ine geldi. Eksi 3 geldi. Gerçekten biz de ne bulmuştuk zaten? Eksi 3'e 7 bulmuştuk. Ama bu sorunun en önemli noktası. Benim elimdeki 2 sayısı eksi 3'e de 7'ye de eşit mesafede olduğu için tam ortadaki sayı mı? Evet hocam ortadaki sayı ne alaka? Yani sen 7 ile eksi 3'ü toplayıp 2'ye bölersen bir sayının, iki sayının tam ortasını bulmak için o sayıları toplar 2'ye bölersin. 7'den 3 çıktı. 4. 4'ü 2'ye böldün. Cevap 2. Bak tam ortadaki sayıyı buldum. Tam ortadaki sayıdan 5 birim sağa, 5 birim sola gittim. Olay bu. Niye yapıyoruz bunu? Taşlar oturacak yeter ki benimle birlikte bunları yap. Bunlar çok kıymetli abim. Sen bana güven. Evet güzel arkadaşım bu soruda da yine x'lerin toplamını benden istiyor. x'i 7 buldum bir tane. Bir tane eksi 3 buldum. Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz bunların toplamıydı. x1 artı x2 istiyor benden. Yani 7 artı eksi 3 diyorum. Doğru cevap ne geldi? Tas tamam 4 geldi. 12'nin sonunda yine görüşeceğiz. Şimdi benim elimde öyle bir 2x sayısı varmış ki 4 ile toplandığında mutlak değerce içerisinden bir de 3'ü çıkardığımızda cevap 9 oluyormuş. X'in alacağı değerleri istiyorsun. Bir dakika biz mutlak değerli bir denklem çözerken öncelikle onu her zaman yalnız bırakmalıyız. Bak yukarıdaki yalnızdı yukarıdaki yalnızdı. O zaman ne yapacağım? Şu eksi 3'ten önce bir kurtulacağım. Karşıya atacağım. Karşıya atıyorum izle benim Bir dakika şurayı bir silmem lazım. Sildim. Karşıya attım. 2x artı 4 mutlak değerce 9 3 tane yaptı 12 yaptı. Şimdi lütfen bana şu ifadeyi mutlak değerin tanımına uygun yazdır. Yani 2x sayısının kaça uzaklığı? Eksi 4'e olan uzaklığı eşittir 12. Boşuna ben sana öğretmedim onları az önce. Bak araya eksi koydum. Buna da eksi koyunca eksiler birbirini götürdü. Aynı şeyden bahsediyoruz. Ama okurken 2x'in eksi 4'e uzaklığı. Bana lütfen bunu yine sayı doğrusunda göster. Çok kıymetli burası. Benim elimde kim var hocam? Eksi 4 var. 2x'in eksi 4'ü uzaklığı kaç birimmiş? 12 birim. Abi 12 birim bu tarafa gidebilirim. Eksi 4'ü 12 ekle burası ne olur? 8 olur. Demek ki 2x dediğim sayı kaç olabilir? 8 olabilir. Hocam niye o tarafa gidiyorsun? Belki 12 birim bu tarafa gideceksin. Bu tarafa gidersem eksi 4'ten 12'yi çıkartırım. Eksi 12 birim daha geriye doğru gidiyorum. Ne yaptı burası? Eksi 16 yaptı. X'in değeri ne olabilir hocam? Daha doğrusu 2x'in değeri Eksi 16 olabilir. E her tarafı 2'ye bölersem x ya 8'dir hocam. Her tarafı 2'ye bölersem x ya da nedir? Eksi 8'e artı 4'tür. Hayır hocam bunu şöyle nasıl çözerdik? Bak mutlak değerli halde yazdım ya. Mutlak değerden dışarı çıkar. 2x artı 4 ya 12'dir hocam ya da 2x artı 4 eksi 12'dir. 2x'i yalnız bıraktım 8 x eşittir 4 zaten bulduk. Aynısı 2x'i yalnız bıraktım. Eksi 16 her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir. Eksi 8 aynısı. Ama benim için önemli olan böyle çözmek. Çünkü map bizden bunu istiyor özellikle. Şimdi burada özellikle üstüne durmak istediğim nokta. Bulduğum cevaplar eksi 16'ya artı 8'de dikkat et. Tam orta noktası neresi? Eksi 16 ile 8'i topla 2'ye böl. Eksi 4 bölü 2 neresidir? Pardon. Eksi 8 bölü Eksi 8 bölü 2 neresidir? Eksi 4. Eksi 4'te burası tam ortası. Ha, çözüm kümesini toplayıp 2'ye bölersem tam ortasını buluyorum. X'in hangi sayıya olan uzaklığını buluyoruz? Bu soruda da benden x'lerin toplamı isteniyordu ya ya. Ya aslında ben burada özellikle şu mutlak değer üstüne durunca sorunun tabii oradaki x'lerin toplamı falan önemli değil. X'leri bulup geçmişim ama sen yorumlarda belki ya hocam acaba yanlış mı çözdük kafanda soru işareti kalmasın diye bunları da yapıyorum. Yoksa yani belli artık ne yapacağımız belli x'leri bulduktan sonra ona bile gerek yokmuş. Sana bıraksam ne olur değil mi? Eksi 8 ile 4'ü topladım doğru cevap bu soruda da eksi 4. Çok kritik bir şey ha. Mesela mesela mesela. Ben sana ya abi var ya şu anlatacağım inanılmaz önemli. Lütfen dikkatle izle. Lütfen dikkatle izle. Şurası 3 olsun, şurası 7 olsun. X'in cevabı 3 veya X'in cevabı 7 olabiliyorsa ben sana X'in hangi sayıya olan uzaklığını sormuşumdur. Olaya bak. X'in cevabı 3, X'in cevabı 7 olabiliyorsa X'in cevabı aslında daha doğrusu kime olan uzaklığını soruyorum. Dikkat et bak tam orta noktayı bulmam lazım. 7 artı 3 bölü 2. 7 3 daha 10. Onu 2'ye böldüm. Cevap ne geldi? 5 birim. 5 birim sola gitmişim ya da 5 birim sağa gitmişim. E, 7'den 5 çıktı. Şurası kaç? 2. Aslında bu soru x'in 2'ye olan uzaklığı demektir. Ve o da cevabı ne geliyor? 5 birim geliyor. Bunu yazabiliyorsan biz öğrendik bu işi abi. Biz bu işi öğrendik. Şimdi konu anlatım kısmı bitti. Mutlak değer kısmını hallettik. Bir sonra giders, Artık asıl mutlak değerli soru tiplerine geçeceğiz. Yani müfredatın bizden istediği mutlak değerli aralık kavramlarına, mutlak değerli eşitsizlik kavramına geçebiliriz. Dediğim gibi Map burada kitapta gerçekten çok zorlamış öğrenciyi. Seni her şeyi bildiğini kabul etmiş. Tabii ki öyle değil. Unutulabiliyor. Ben bunları hatırlatırım. RM Tayfa! Sen hiç merak etme. Kaptana güven. Bu işi profesyonellere bırak. Daha sonra bak telef olacak bir nesil var şu an. Gerçekten telef olacak bir nesil var. Eğer bu şekilde çalışmıyorsa 9. sınıflar sadece MEP kitabındakine uyarlarsa eğer o eksikleri tamamlamazlarsa ileride çok büyük sorun yaşayacaklar. Ama biz onu yaşamayacağız inşallah. Şimdiden toparlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 9. sınıf. Az önce anlattığım dersle ilgili. Soru avcısı için gönder gelsin. Haydi bakalım 15. dersin soru avcısı bölümündeyiz. Hızla bu tarafı da çözüyoruz. Ne yapıyorduk bu bölümde özellikle? Az önce anlattıklarımla ilgili seri soru çözüyordum. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Eksi 3, eksi 2 daha ne yapar? Bak birinci madde mutlak içerisinde eksi 5 yapar. Artı eksi 8 ile 2'yi çarparsam ne yapar? Eksi 16 yapar. Eksi 5 dışarı artı 5 diye çıkar. Eksi 16 dışarı 16 diye dışarı çıkar. Topladım 21 yaptı. Gerçekten cevabı... 21'dir. Devam. 2 numaraya geldim. 2 numara. 12'yi eksi 3'e bölersem cevap ne çıkar? Eksi 4 çıkar. Artı. Bu eksiler birbirini götürür. Artı olur. Artık onun içinde ne yazıyor? Mutlak içerisinde 4 artı 3 yazıyor. Eksi 4 dışarı 4 diye çıkar. 4 3 daha 7 yapar. 7 4 daha yan yana 2 kazık anlamayana çok yazık. Bak buradaki soruları hızlı çözmemin sebebi özellikle hem hız kazanalım diye hem de aslında sen bu soruları çözdün bitirdin. Şimdi de çözümlerini benden izliyorsun tamam mı? O yüzden kıymetli. Eksi 5. Aa gel burada çözelim yine. Eksi 5 dışarı nasıl çıkar? Artı 5 diye çıkar. Eksi 2 dışarı nasıl çıkar? Artı 2 diye çıkar. 0 dışarı nasıl çıkar? 0 diye çıkar. Toplam neye eşit? 7'ye diye diye. bakalım gerçekten. Evet toplam ne çıktı? 7 çıktı. Üçüncü madde de doğru. Hepsi doğru olduğu için doğru cevap E seçeneği. Geldim. Hemen ikinci soru. Bak bu çok güzel bir soru. Sınav sorusu olsa yeri dirileceğim ama bu çıkmaz tabii ki. X, Y, Z gerçek sayılar için mutlak X 5, mutlak Y 4, mutlak Z 2 olduğuna göre X artı Y artı Z toplamı hangisi olamaz? Şimdi ne dedin hocam? X'in alabileceği cevaplar için iki tane ihtimal yok mudur? X'in cevabı ya 5'tir ya da X 5'tir. Mutlak Y'nin cevabı 4 ise Y'nin aslında iki tane cevabı yok mudur? Y ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Yine mutlak z'nin cevabı eğer 2 ise ben buradan z'nin alabileceği 2 değer vardır derim. Z ya artı 2'dir ya da eksi 2'dir. Sen şimdi diyorsun ki hocam x artı y artı z aşağıdakilerden hangisi olamaz? Mesela hepsini eksi alsam eksi 5 eksi 4 eksi 2 cevap ne geldi? Eksi 11 olabiliyor hocam. Peki yine bu sefer eksi 5'i alsam eksi 4'ü alsam en sonda da artı 2'yi alsam. Bak hepsini deneyerek bulmaya çalışıyoruz. Başka yolu yok çünkü. Eksi 7 geldi. Hocam bak bunu da buldum. Peki şöyle alalım. Eksi 5'i aldım. Artı 4'ü aldım. Bir de eksi 2'yi aldım. Ne yaptı? Eksi 3 yaptı. Gerçekten bunu da buldum hocam. Peki şimdi dedim ki şöyle yapalım bu sefer de. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bir dakika düşünüyorum ha. Eksi 5'i aldım. Yine eksi 5'i aldım. Artı 4'ü aldım. Artı 2'yi aldım. 6'dan da 5'i çıkarttım. Ne kaldı? Artı 1 kaldı. Var mı? Var. Kimi bulamam? İstediğin kadar dene. 10 sayısı buradan bulduğun X, Y, Z'leri kullanarak gelmez. Benden söylemesi. Deneme yanılma bu şekilde olmalı. Üçüncü soru gerçekten mutlak değerin tanımını öğrenip öğrenmediğini kabul edebileceğim bir soru. Sayı doğrusu üzerinde M sayısının 2 olan uzaklığı 6 birimdir. Çiz sayı doğrusunu çizdim hocam. M sayısının 2 olan, olan uzaklığı kaç birim? 6 birim. Ama sağında da olabilirim. Hocam solunda da olabilirim ki. Sağında ve solunda olursam cevap ne olur? 2'den 6 birim ileri gidersem M'nin cevabı ne gelir? 8. 2'den 6 birim geri gidersem M'nin cevabı ne gelir? Eksi 4. Soru benden M'nin alabileceği çarpımları istiyor. Bir tane M, İki tane M değeri buldum. Bunlar indis denir. Altlara yazılan şuraya 1, 2 yazıyorum ya. Bulduğum M'ler anlamına geliyor. Birinci M, ikinci M gibi. Biri eksi 4, diğeri 8. 4 kere 8, 32. Eksi 32'dir cevabımız. Bak indis, indis deniyor bunlara. Böyle arada kıyıda çok bilgi veririm. Lütfen bu bilgileri not almaya çalış. Bunlar önemli. Matematik adına bizi geliştirecek, öğretecek şeyler. Çok güzel bir soru. İnşallah önce sen çözmüşsündür bu soruyu. Nasıl çözdüğünü merak ediyorum. Hemen dedin ki 2x eksi 8 mutlak değerce yalnız kalmazsa çözülemez hocam. Harikasın. Cevap neye eşit? Eksi 3'e eşit. Hocam bu dışarı iki türlü çıkar. 2x eşittir eksi 8 pardon. 2x eksi 8 eşittir eksi 3 ya da 2x eksi 8 eşittir artı 3 yazdın mı? Sen var ya. Sen kralsın. Sen bu alemin görmüş görebileceği yaptım mı lan? Doğru söyle. En sağlam sazanısın abi. Sen en sağlam sazansın. Bak bunu yaptıysan. Acaba alkış tuşu o muydu ya? Ben buradan basıyorum ama inşallah alkış tuşuna falan basıyorumdur. Abi sazanın kralısın sen. Öpüyorum seni gerçekten. Sazanların kralısın. Nasıl ya? Niye olacağım? Diyorsun değil mi? 2x-8 mutlak değerin içinde mutlak değerli ifade dersin başında ısrarla üstüne basa basa. Bak sakın yapma dediğim yer. Ya sıfırdır ya da asla negatif olamaz dedim. Pozitif olur dedim. Eksi 3 geliyor. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. O zaman çözüm kümesi boş küme hocam. Bunun cevabı yoktur ki demen lazım. Tamam Gel. Son soru. Yok 5. soru. Şimdi x nasıl sayı bana onu söyle. Sıfırdan küçükse negatif sayı. Y pozitif sayı. O halde y büyük sayıdır. X nasıl sayıdır? Küçük sayıdır. Hocam x'ten yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyorum. İçerisi nedir? Negatif. Y ile 3'ü topluyorum. Bak Y de pozitif. 3 de pozitif. 2 pozitif sayı toplanınca cevap pozitif. 2'den negatif bir sayıyı çıkarıyorum. Bak 2'den eksi 5'i bile çıkarsam. Eksiler birbirini götürür. Cevap ne gelir? 7. 2'den yüzü bile çıkarsam pardon eksi yüzü bile çıkarsam ne de olsa x negatif bir sayı ya eksiler hep birbirini götürecek cevap hem ne gelecek dikkat et pozitif demek ki aslında bak bu büyük sayı bu küçük sayı aynı mantıkla bunun da cevabı her zaman pozitiftir mutlak değerin dışına eğer içerisi negatifse işaret değiştir artı x dışarıya eksi x eksi y dışarıya artı y derece çıkar. İçerisi pozitif dışarı aynen çıkar ama önünde eksi var önünde eksi olduğunda parantezle çıkar sen rahat et. İçerisi pozitif dışarı aynen çıkar önünde pozitif olduğu için aynen çıkartım. 2 eksi x. Şurayı bir düzenlemek istiyorum. Elimizde ne var? Eksi x artı y eksi y eksi 3 artı x eksi x ifadesi var. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Elimde şuradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Şuradan ne geldi? Eksi 2x geldi. Hadi gel onu da bu tarafa yazalım. Eksi 2x eksi 1. Seçeneklerde var mı var? Doğru cevap. A seçeneğidir. Bir soru daha biter. Günün son sorusu. Ama buraya kadar geldiysen gerçek rehme tayfa bu videoyu beğenendir. Hatta bundan önce izlediğin 14 video var abi. Onu da beğenirsen sevinirim. Abone olmayan bir kitle var. %70'lik bir kısım. İzleyip izleyip kaçan tayfa. Onlar gerçek RM tayfa değildir. Onlar sınavlara girerler. Aa ben ne dinlemiştim diye unuturlar. Ama RM tayfa unutmaz. Bir önemlisi bak bunu çok isterim sizlerden. 10'un sınıf, 10 sınıf ya da bu 65 günde AYT Matematik Kampı var şu an. O videoların altına gelip hocam 9'un sınıflara video isteriz diyen yazan herkese kalpler benden efendim. Biz 9'un sınıfız. Videoyu beğendik, yorumumuzu attık ama 9'lara video isteriz yazarsanız o tarafa da. Çok mutlu olurum. Yani sadece bu videoya değil hepsine yazmanız çok değerli, çok kıymetli. 2,5 milyon aboneye gidiyoruz. Ya bu bir Türkiye rekoru. Zaten 2.4 milyon aboneyle matematik kanallarında rekoruz. İnşallah 2.5 milyonla kırılmayacak rekoru atalım beraber. Eşitliklerini sağladın. X, değerleri için X çarpı Y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi elimde ne var? X eksi 3 ifadesi var. Ya 5'e eşittir ya da eksi 5'e eşittir. Değil mi? Mutlak değerce çözüm böyle yapılıyordu. 2'ye ayırıyorduk ya. X eşittir 8'dir ya da X eşittir eksi 2'dir. Ama ben ne dedim? Hocam bak bunları böyle sayı doğrusunda öğrenirsen çok rahat edersin. 3'ü olan uzaklığı 5 birimse 5 birim bu tarafa gidersem cevap 8'dir. 5 birim bu tarafa 5 3'ten 5'i çıkarırsam eksiye gider. x'in alabileceği değerler bunlar mesela. Ama aynılarını zaten aşağıda bulduk. Yine y için yapalım. Y artı 1'in cevabı ya 3'tür ya da Y artı 1'in cevabı eksi 3'tür. Yani Y'nin cevabı ya 2'dir ya da eksi 4'tür. Ama bir sonraki dersimize yatırım olması için ısrarla yapıyorum bunu. Normalde bu ifade Y eksi eksi 1 şeklinde yazılır. Y'nin eksi 1'e olan uzaklığıdır. Eksi 1 burası. Kaç birimmiş? 3 birim. 3 birim buraya git 2 desin. 3 birim bu tarafa doğru geriye doğru git eksi 4 desin. Eksi 4'e gerçekten 2. Zaten bulmuştuk biz de. Neyi soruyor? X çarpı Y hangisi olamaz? X çarpı Y. Ne olabilir bakalım. İkisini de mesela pozitif alalım. 8 çarpı 2'den 2 kere 8 16 olabilir. Birini pozitif diğerini negatif alalım. Eksi 16 olabilir. Bak 16'yı koymuşuz. Eksi 16'yı koymamışız aslında ama. Ya bir, bir dakika eksi 2 olamıyor ki. Eksi 4 yazalım. Eksi 4 kere 8 32 geliyor. Süper bunu koymuşuz. Hocam X'i art eksi 2. Y'yi artı 2 alalım. Cevap eksi 4 geliyor. Güzel bunu koymuşuz. Hocam ee, X'i eksi 2. Y'yi eksi 4 alalım. Cevap artı 8 geliyor. Bravo bunu da koymuşuz. Demek ki 2 mi koymamışız? 4 kere 8 32 e, 4 pozitif gelmediği için her halükarda negatif gelir eksi 32 bir türlü pozitif gelmez doğru cevap Edirne seçeneğidir. Bir günün daha sonuna geliriz. Buram buram emek kokuyor burası. Buram buram 9. sınıfı beraber bitirmeye devam ediyoruz. Ama dediğim gibi benim eksik gördüğüm bütün noktalarda ek dersler gelecek. O ekstra derslerle birlikte konuyu daha iyi kavrayacağız. Tıpkı daha öncekilerde yaptığımız gibi sonrakiyle devam edeceğiz. Doğru yerdesin. Rehber matematiktesin. Türkiye'nin en büyük matematik kanalındayız ama beraberiz. Beraber büyüttük burayı. Beraber götüreceğiz. İnşallah seni de ben mezun edeceğim. Derece tayfa yetiştiriyoruz biz. Başka bir şey değil. Hoş kal. Hoşça kal. Hoşçakal.